Merhaba arkadaşlar, yeni bir bölüme hoş geldiniz. Kaldığımız yerden devam edelim. Şimdi yaşıyorum lan, fark etmiyor, ne oluyor? Amacı ne bunun ya? Garip. Bu niye üç tane var ya? Oğlum. Basmışsın tuşa da neyse. Ne oldu lan? Bir dakika ya. Nasıl vurabiliyor lan? Bunu alsın yaptı diyeceğim. Oğlum bloktaydım, nasıl oluyor? Nasıl siktir? Lan bütün potlar gitti, adamda 3 tane var ya. Oğlum tuşlarım mı bozuldu benim? Oğlum gene her türlü vuruyor. Noktamına rağmen. Garip. Ne oluyor lan? Ha, buna ne yapacağımı biliyorum. Direkt asın yapmaya çalışacağım. O hemen tepesinde çünkü dal var. Belki yapabilirim. Gerçi demin olmadı ama olsun. Erken mi sıkıldım acaba ya? Erken sıkıldım galiba. Nasıl vurduysa. Nasıl bir hitbox'ı varsa. Nasıl vuruyorsun abi ya? Ya
Oğlum. Şöyle benim anlamıyorum şu an. Abi bastım ya. Aa. Okuyamadım hareketini. Abi oyun yeminle troll. Kadını gördün. Abi ya oyun yeminle troll ya. Var ya şeyi değiştirdi ya. Ben basmadım bile yani değiştirmesi için. Abi bugün aşırı tiltli bir gün. Aslında bir başlatıp kapatıp açsam daha iyiydi ya. Düşmanlar kayboluyor. Kendi kendine tekrar full canına geri geliyorlar. Bug'a giriyor karakter. Her türlü manyaklık beni buldu bugün ya. Anasından mı? Kiri. Adam feci çaktı ya da bir kişiye böldü beni. Alışacağım alışacağım. Abi bariz orada bence bir assassin olabilmesi lazım ya karakterin. Nasıl kaçırıyorum bir kiriyi ya?
nasıl ya? Lan bastım ya bu sefer. Özellikle bastım da. Nasıl ya? Bu kadar kafa harcamam lazım ya. Amına koyayım. Yalanını sikeyim. Abi nasıl vurabiliyor ya? Abi yemin ederim oyun bug'lı ya. Harbi diyorum bug'lı yani. Ne koyayım ya, niye işe yaramıyor abi? Basıyorum ya valla. Ha bu benim bildiğim de. Ekran sapıtıyor ya. Bir de ekran sapıtıyor ya. Haha sikeceğim. Fidget tilt olmaya başladım ya oyuna. Hani mekanikleri değil ama yani istemediğim yerleri sapması, başka yerleri kilitlenmesi karakterin. Ben bunları yaşamak istemiyorum ya. Kamera sapıtıyor falan. Abi ne olmuş? Nomad'ı çarpmaz da bu hareketi güçlü. Abi nasıl unuturum hep? İşin komik yani karakterim de ileri dodge'luyor yani ha. Abi bir daha mı yapıyor bunu bir daha yapınca? Ya. Ben normalde tilt olmazdım bu kadar hızlı ya. Bu niye bu kadar beni hızlı tilt ediyor?
box'ına sokayım ya. Direkt çaksam ne yazar ya. 9 pot harcamışım burada. Abi Mars yakalamıştım. Ya abi git. Ya amına koyayım, niye kilidi değiştiriyor ya? İstemiyorum kilidin değişmesini ya. Uf, adamı görüyorum orada. Adam dibimde, bir anda gidiyor sağdaki siyah seçiyor. Niye ya? Ben bir şey istemiyorum ki. Sakinleşmem lazım. Aa, bunu görmedim bile. Görmedik. Abi bastım ya. Ya oyun... Yemindir var ya... Olamıyorum konsantre ya. Bugün oyunda başıma gelen saçmalıklar... Sonra olamıyorum artık konsantre. Ya
Şun bozuldu ya. Blokluyken nasıl damage alabiliyor ya? Anlamıyorum yani, blokluyum, postürüm full değil. Ama gene de şey, damage yiyebiliyorum nasıl oluyorsa. Kanji işareti çıkmıyor. Anlamıyorum. Garip. Abi ağaç. Okey. Lan bastım ya. Yanlış şuna bastım. Çıkara ses neydi? Abi bir bırak beni. Beni bir bırak, can basacağım. Neredeyiz oğlum biz? Oğlum göremiyorum, karakter göremiyorum. Anlamıyorum, olayı anlamıyorum. Karakter kilitlenmiyor. Demin bak yine saçmalı da abi. Saçma sapan şeyler oluyor ya.
Beni kenara atıyor. Kenara attıktan sonra şey yapamıyorum. Kameram bozuluyor böyle. Abi. Git yolun hapsine gel. Oğlum izin ver de bir gidelim be.
Fuck. Ah, nerede bu? Fuck! Adam milim cam kaldı ya. Nasıl bunun monk ya? Siktir git lan buradan. Rahatladım lan. Yarım saat sürdü alt tarafı. Bu ne be? Oha, artık satın aldığım şeyler yani bana çok iyi muamele çekecekmiş şeyler. Neydi de? Tüccarlar bana sahip olduğum için. İyi, 8000 XP. Bu kadar mı ya? Rahatladım lan, feci var ya. Ya Nomad'ı çok basit boss aslında. Peri yaparsan. Sadece bazı şeyler beni tilt ediyor. Neden bilmiyorum. Böyle bazen kamera böyle girip çıkıyor, girip çıkıyor, bir şeyler oluyor. Beni deli ediyor yani öyle olaylar. Gelemiyorum ya. Anda tilt oluyorum. Fulleyelim her şeyi. Treble değil, dur ne yapacaktık? 2 ile bir şey yapabilir miyim adam akıllı? Bir şey yapamam. Yani bunlar gerek var mı bilmiyorum ya. Ona da gerek yok. Şunu hiç açmadım ya. Şunu açsam mı acaba? Yani diğerleri o kadar da manyak şey gibi durmuyor. Şunu bir açayım, merak ettim ne çıkacak ya. Vay, loot'um gelişiyor lan bununla, çok iyiymiş. Exorcist. Bildiğin şey yapıyoruz ya, şeytan çıkartıyoruz. Garipmiş. Ortama gel. Onu kasabilir misin? Daha iyi loot verecekse. Bu iyi bir şey aslında. Ortam ne kadar güzel. Burası derin su.
Burada dalmam gerekecek de bayağı bir anlaşılan. Bunlar hiç saklanmaya çalışmıyorlar anladığım kadarıyla. Bunlar ne lan? Gelecek mi acaba buraya kadar? Ne onlar ya öyle garip garip? Bu adam da gelsin. Bunu da bak. Bu gelmiyor. Can oldu be. Bir de can oluyormuş ha. Güçsüzler ama. Adam ne güzel spor yapıyor lan orada. Şu içerisine giremiyor muyuz? Boss fight olmasın ya. Oha! Tepe... Aa, şeye bak. Nasıl çıkarım oraya? Hmm.
Enteresan adamlar. Ha, aynen abi. Meğersem beni oraya bildiğin çekmişler ya. Onlarda piçlik varsa bizde de var abi. Burada bir daha yok muydu oğlum? Nereye kayboldu diğeri? İnanılmaz. Oha! Kim attı oğlum bana elektrik ya? Bir de bayağı seri atıyor ha. Anlamadım ki, suyun içinden de vurdu, yukarıdan da vurdu. Hiçbir şey anlamadım yani. Bir dakika, bende hasta kimse yok değil mi? Aa, bir dakika, ben Monk'un şeyini almadım değil mi? Gücünü almadım. Maalesef hepsi tekrar olacak. Bir de güçlendirmemişim kendimi. Ölümsüzlük. Priestess Yao. Kadın Rahip Yao'ymuş ismi. Dersin. Rahip Yao da. İşte ölümsüzlüğü elde etmiş. Olayı da hep burayı artık korumak zorunda kalmış. Hem de güçlendirmemişim kendimi ya. Boyuna bak ya. E.T. gibiler lan.
Hay boğazım. Gelenek de ben bir su içeyim. Evet. Beklentilerimi karşıladı ya. Ya ben bayağı beğendim abi oyunu. Oyun bayağı iyi bence. Ya ben abi ben mesela Bloodborne'u da beğenmiştim ama mesela beğenmediğim tek yanı Bloodborne'da fazla karanlık olmasıydı, tamam mı? O yüzden bazen canım sıkılıyordu böyle oynarken. Ya Souls serisi de yani kötü değil, gayet güzel. Şahsen Bloodborne'u daha çok beğendim ben Souls serisine göre. Yani Dark Souls'lara göre. Ama bu mükemmel olmuş ya. Gerek renkleri, gerek şey, ambiyansı. Benim bayağı hoşuma gitti yani. Bayağı keyif alarak oynuyorum ya. Ne, yani bayağı keyif alıyorum ya oynarken. Zor olması da ayrı bir güzel tabi. Çıkamıyor buradan. Yok, çıkması lazım aslında. Sen beğenmedin mi can oyunu? Ya aslında oyun ya zorluk seviyesi dersem oyun zor. Niye zor? Çünkü belli bir skill istiyor oyuncudan. Ama imkansız derecede zor mu? Hayır, değil. Çünkü olay sadece kendini geliştirmekte kalıyor ya. Başka hiçbir şey değil yani. Bana şu yıldırım şuradan mı geldi acaba? Bak şurada bir şey var sanki. Nerede benim dürbünüm nerede? O mu attı acaba yıldırım? Ama yıldırım atıyor mu bunlar? Hiçbir fikrim yok ki. Diğer kılıç şeyde kullanıyorsun. Ölümsüzleri öldürmekte kullanıyorsun diğer kılıcı.
Yani ölümsüz biri varsa otomatikman çekip öldürüyor onu zaten. Hala bir an flüt sesleri geliyor ya. Şu arkada bir yer bıraktım. Ama diğer kılıçla vurabiliyorum. Ama vurunca spirit harcıyor. Bir ses geldi. Spirit harcıyor da şu an spiritim bile yok. Ha ben şu yukarıdakini öldürmeden gelmeyeceğim ya buraya. Yıldırım mıldırım geliyor, anlamıyorum. Bayağı da iyi koyuyor. Onu bir yıldırımdan önce gidip öldürmem lazım. Önce adamı öldür, böyle gezmem lazım. Bence. Lan buymuş elektrik olan. Köpeğe bak, elektrik atıyor lan. Kolumuzu koparan Elif kaçtı. Sonra ya yani adam orada kolumuzu kopardı. Sonra biz onda kapıştık. İsmi hatta Genichiro. Genichiro Ashina. Onunla kapıştık. Adam sonra form falan değiştirdi böyle. Sonra yine kaçtı böyle. Elif 3 kez kestik. Kaçtı soralım. Hoş geldin Gaming Extreme. Yok, daha çıkmadı karşımıza. Ama çıkacak yani bir yerde. Nerede çıkacak bilmiyorum artık. Risk etmek istemiyorum. Adamlar hayvanları iyi koyuyor. Ya bu Genichiro muhtemelen oyunun sonunda tekrar çıkar karşımaya. Ya muhtemelen oyun sonu olacak. Adam çünkü ölmüyor ya. 3 kez canını aldık. Daha sonra 2 kez aldık. Adamı öldürdük. Sonra adam tekrardan dirildi. Adam dirildi tekrardan. Sonra tekrar kestik. Sonra kaçta gitti herif böyle. Sayonara dedi gitti. Biz
Biz buraları gezdik mi? Kapı açılıyor mu acaba oradaki? Hayır, normalde bu kılıcı almamızın sebebi ölümsüzleri öldürmekti tabii ki de. Genichiro da ölümsüz olduğunu görünce hayli aldık ama sırf ölümsüz olduğu için almadık yani. Almamızın sebeplerinden biri de şey, ölümsüzlük bağını koparmak istiyoruz. Kapı açılmıyor değil mi? Öttürenler var. Öttürüyorlar buralara. Şu bir reset yapayım. Paramız da bayağı fazla ya. Ama nerede harcayacağım onu da bilmiyorum. Bir dakika. Şuraya gitsem. Bakayım bu adamda şey var mı? Ama yeni kılıç bayağı cool ya. Görmen lazım böyle kırmızı mırmızı. Parayı bekletince kötü Eren. 1800 kaybedersem 900 gidecek. Yeni boss için... Yo, parayı harcamayacağım. Bak, çanta alıyorsun, çantanın içine atıyor. Ha, bak bu. Eren, şu an para safe'de. Adam tabii bir kısmını alıyor yani. Adam %10'luk kısmı alıyor kendisine pay olarak. Ha, nereyi göremedin? Can. Bir dakika, şu şeye de gitmek istiyorum. Bir şu. Buralar karanlık mıydı ya? O kadar aydınlıktı. Niye böyle olmuş? Ya sen buraya geri geleyim. Nasıl gösteririm onu kılıcı alırken? Kılıç şu an elimde. Yani sırtımı da elime takamıyorum kılıcı. Onu yayın geçmişinden bakman lazım da bayağı var yani. Bir de şimdi elimde spirit de yok. Spirit olmadığı için dur belki dur. Belki olur. Hadi bir göstereyim. Bak. Nerede o? Bir harekete bak. Böyle koyuyor. Güzel kılıç. Hiç, ama ben şu an bunu kullanıyorum yani. Bu çok iyi. Bu kadın ne yapıyor ya? Lütfen dikkatli ol. Bizim dolayım gençlik demiş şey. Gençliği açmış bura. Şikata ga nai no desu. Toku ni kono saki. Nakaniwa wa kimono. Oh, ilerisi bayağı karambol diyor. Miyano kizoku ga wara wara to saki ni susumu nara gaishu o mawarareta hou ga yoroshii. Yerinde olsam etrafına dolanırdım diyor da. Evet.
Arkadaşlar YouTube bölümünü burada sonlandırıyorum. Bir sonraki bölümde tam bu kaldığımız noktadan devam edeceğiz. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.